Fatih Hoca geçen sene oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız ifadesini kullanmıştı bir röportajında. Ve buna göre de aslında hem deneyimli oyuncuların hem de genç oyuncuların kadroya katıldığı bir Galatasaray Hı. görüyoruz yavaş yavaş. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi artık şuna bakmamız gerekiyor Erbatur. Yani özellikle dünya futboluna baktığımızda Avrupa Şampiyonasına bunu çok net bir şekilde gördük. Yani üçlü defansın kenardaki oyuncuların. Yani 3 5 2 oynadığında veya işte 3 4 3 oynadığında bu kenar oyuncular ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. yani burada şimdi yapılan transferler özellikle Boyi ya da Arnold'a baktığımızda ofansif anlamda çok büyük katkı sağlayabilir Galatasaray'a. Onun için Fatih Hoca bundan sonraki süreç içerisinde büyük bir ihtimalle üçlü defansa dönecektir. Yani kenarları tabii ki orada tutacaktır rakip geldiği zaman onları tekrar geri çekecektir ama e, buradaki önemli nokta şu. Üçlü oynatabilmek için de gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışmak gerekiyor. Yani üçlük oynamak çok kolay değil. Bugün işte e, Mustafa ile şeyi konuştuk biraz. Fenerbahçe'yi konuştuk. Ben izleyemedim. Mustafa izledi o anlattı bazı şeylere. Üçlü oynamak çok kolay değil. Yani Fenerbahçe de bunun şeyini görüp ama Fatih Hoca yaptığı transferlere ben şunu anladım. Yani özellikle e, 4'lü Dörtlü oynamaktansa üçlü oynayıp forvet, ofansif anlamdaki desteklerini çok daha fazla çoğaltmak isteyecektir. Ama ikisi de, de e, bence ofansif anlamda çok büyük katkı sağlar. Tabi defansif anlamdaki görevlerini de yerine getirecekler. Ama dediğim gibi yani Galatasaray'ın uzun zamandan beri bence eksik olan o kenarları yani e, Omar'ın sakatlığından sonra, ben... talihsiz sakatlığından sonra ya da işte o kazadan sonra, kazadan sonra e, bulamadılar. Yani o ofansif anlama katkıyı sağlayacak oyuncuyu bulamadılar sağ kanada. Ya bunu biraz izledim. Ee, bak boyu biraz izledim, biraz şey yaptım ama e, ofansif anlamda çok büyük katkı sağlayabilir Galatasaray önümüzdeki sezon içerisinde. Peki e, şimdi e, o gün hoca üçlü ve dörtlü üzerinden konuştu. Burada program yaparken geçen gün ben de şeyi dile getirmiştim. Şimdi hem boyu hem Yedlin olunca bir lüks gibi gözü. Yani Birçok bir takımda olmayan iki tane sağ bek var bir takımda. Ben üçlüye dönüldüğünde Kyle Walker'ın görevini Yedlin'in yapıp yani o üçlünün kenarında oynayıp sağda boyunun oynayabileceğini düşünüyorum. Böyle alternatifler var. Ön, bir ön, ön mı? Değil. Efendim? Ön e, Yani sağ stoper Yedlin sağ e, 3-4-3'ün kanadında da boyu olabilir. Belki çünkü bu size böyle bir imkan da veriyor böyle iki tane bekinizin olması. Ee, Mustafa Sapmaz nasıl değerlendirirsin bu üçlüyü dörtlüyü? Bu benim tabii ki e, bir bakış açım. Belki eklenebilir diye buraya not ettim. Yani tabii katılıyorum senin dediğine. Çünkü Kyle Walker'ın oynayış şeklini değerlendirdiğinde üçlü stoperin sağ stoper oynadığında da sağ dış çizgideki bek oyuncusu olarak oynadığında da hemen hemen aynı verimi veren bir oyuncu. Yani yüzü yüzüne yakın oynuyor her iki mevkinin içerisinde. Bu neyi gösteriyor? Oyuncunun her iki pozisyonda da bütün pozisyon almaları ve diğer şeyleri adaptasyonunu tamamladığını gösteriyor. Yedin eğer sağ stoper konusunda o adaptasyonu sağladıysa senin dediğine katılıyorum. Yani bu o atlet tabii. oyuncu özelliğiyle iki sağ kanadı kullanan oyuncularda atlet özellik Bir de Luyendam'a yavaş kaldı ya PSV maçında. Benim aklımda o yüzden o. Tabii tabii bence de yani ben oradaki orada. o en azından bir transfer gelmeyecekse İkisini rotasyonda tutmaktansa senin dediğin gibi oradaki sağ stoper rota adaptasyonu arttırmak lazım. Ama artmayınca bugün Fenerbahçe maçında Nazım'ın sağ stoper oynadığındaki gibi çok daha uyumsuz, kağıt üzerinde hızından faydalanabileceğiniz bir görüntü varken pozisyon almalarından, topla çıkışlarından oyuncunun da veriminin düştüğü, topun oyundaki kalış süresinin de azaldığı kendi adına bir görüntüyü ortaya çıkartıyor ama kağıt üzerinde katılıyorum. Yani Yedlin'le beraber Boyi'nin e, rotasyonda kalması bir lüks. O lüksün içerisinde başka transferle stoperi desteklemeyecekse o adaptasyonu da arttırdığında böyle bir alternatifi de elinde mutlaka tutmalı bence hoca. E, Boyi için de geçen sezon gösterdi. rozier atlet bir oyuncu olarak ne kadar önemli olduğunu ligde nasıl iş yapabildiğini gösterdi. Bence Yedlin transferini de tetikleyen <laughs> performans Tabii. o. Sonra Roziye'yi istedi Galatasaray. Hı hı. O oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullanınca benzer özellikle oynayacaklar. Yani şeyde e, istedikleri oyuncu özelliklerine baktığımızda boyu de evet bu oyuncu özelliklerini barındırıyor. Geçen sezon bir gole katkı olmuş olması bence çok önemli değil. O gün hocama katılıyorum. E, atlet özelliğiyle ligdeki savunmacıların e, pozisyon almadaki hatalarını da değerlendirdiğinde daha fazla skora katkı edebilir. Yani kariyerindeki oynadığı bir iki sezon, iki üç sezonluk profesyonel kariyerindeki yaptığından çok daha fazlasını yapabilir. Oraya takılmamak lazım. Atlet özelliğine bence sanki yatırım yapmış gibi duruyor Galatasaray.